Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Savaşı anlatmıştık dün. Bugün o savaştan geriye kalan 3 medeniyete artık sultan olarak atanacak olan İdris aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. İdris aleyhisselam bu daha önce bahsetmiş olduğumuz binlerce gelmiş olan peygamberin sonrasında Kudüs bölgesinde yaşamaktaydı. Farklı çatışma alanlarının yaşandığı dönemde Kudüs'te bir mağarada, bu mağaradan çıkmadan ailesiyle beraber uzun yıllar boyunca bu çatışma ortamına asla girmeyi tercih etmemiş bir zattı. İdris aleyhisselam bu özelliğiyle diğerlerinden farklı olarak, diğer peygamberlerden farklı olarak Allah-u Zülcelal'in emri ilahisiyle, ki Allah nasip ederse yarın daha net, daha açık bir şekilde İdris aleyhisselamın döneminden bahsediyor olacağız. Ama bugün o savaşın üzerine yaşanmış olayı biraz daha merkeze alıyoruz. İdris aleyhisselamın çağrılma süreci var. Bu dört medeniyetten geriye kalan üç medeniyet şeytan taşlama bölgesinde bir araya geldiklerinde müzakere aşaması devam ederken işlerinden bir tanesi bu meselenin çözülmez bir hal alacağını ve bu sürecin medeniyetler arasındaki bu çatışmanın çok daha hızlı bir sürece doğru dönüşeceğini, toplumlara ve topluluklara çok büyük zarar ve ziyan vereceğini beyan etmişti. Bunun üzerine işlerinden bir tanesi, işimizi çözecek olan birisi varsa o da bu dünyanın ehemmiyetinden vazgeçmiş biri olmalıdır diye sözünü söyledi. Diğer medeniyetler kendi aralarında peygamberlerin varlığını biliyorlar. Tabii ki iman etmişler. Bir fasıklık, bir hata sebebiyle biraz bu konuya görmezden gelir bir tavır takınmaya başlamışlar. Bunun üzerine dediler ki bizim peygamberlerimiz var zaten. Bu peygamberler ortaya gelsinler ve hakem olsunlar. Hakemlik mevzuu gündeme geldiği zaman işlerinden bir medeniyet reisi, grubu, yöneticileri tabiri caizse bu peygamberlerin en nihayetinde verecekleri karar hak olmakla beraber bunlardan tamamen bağımsız bir ismin varlığının hakikatte aralarındaki problemi çözebilecek olacağını beyan ediyor. Bu tabii en başta anlaşılmıyor. Ne demek istiyorsunuz? Zaten bütün peygamberler masumdur. İsmet sıfatına sahiptir. Aynı zamanda hem hakikati, hikmeti beyan ederler hem de doğruyu söylerler diyor. Ancak diyor onların her birisinin usulü farklıdır. Farklı usullerle yanaşmaktadırlar. Fıkıh aynı fıkıhtır ama çözüm sürecinde ihtiyacımız olan sözü bize söyleyecek olan bu dünyayla bağını kesmiş birisi olmalı. Aralarında bu söylem devam ederken işlerinde var olan aynı konuşmanın içerisinde 13 tane de peygamber var. Onlar her seferinde bu çatışmanın ortadan kalkması gerektiğini beyan ediyorlar ama kesin ve keskin bir çözüme ihtiyaçları var. Aralarında sınırların oluşturulması yanında bir hukuk düzeni içerisinde yeniden bir arada olabilmenin ve savaşmadan varlığı devam ettirebilmenin bir ihtiyacı var. Onlar da diyorlar ki biz böyle bir isim tanıyoruz. Bu İdris aleyhisselamdır. Hazreti Şit aleyhisselamın soyundan gelmiş olan ve dünyayla alakası kalmamıştır. Dünyadan uzakta Kudüs'te bir mağarada yaşamaktadır. Ama mağara deyince aklınıza ilkel bir yaşam şekli gelmesin. Bu dönemde insanların mağaralarda yapmış oldukları evlerden bahsedersek eğer hem doğal ısıtıcı hem doğal soğutucusu olan iç aydınlatılması keskinleşmiş birbirleriyle insanların bir alete ihtiyaç duymadan bir nefes borusuyla anlaşabildikleri bir süreçten bahsediyoruz ki 9 medeniyette ki teknolojileri anlatırken biraz şaşkınlık yaşayabilirsiniz çünkü hep söylüyoruz ya bizler şu anda yaşamış olduğumuz medeniyet tarihi açısından bakılırsa bizden evvelki 9 medeniyetin sonrasında belki 10. bir medeniyet olarak sayılabiliriz teknolojik gelişim açısından. Mağara dediğimiz şey özel hazırlanmış bir düzenek, yukarıya bir sistemle çıkıyorsunuz. Tabii bugün gördüğünüz farklı bir teknolojiyi karşımıza gördüğümüz için apayrı bir dönem söz konusu.
İnsanların hem eziyetten uzak yaşayışları da belki bu noktada nefislerini galebe çalmış olmalı ki birbirleriyle çatışma ortamlarını rahatça oluşturabiliyorlar. Nefis boşta kaldığında sonuçta böyle bir ziyana uğruyor. Ve sonra İdris aleyhisselamı ikna edebilmek için peygamberler kalkıyorlar, Kudüs'e geri gidiyorlar. Çok hızlı araçlar var o dönemde. Bazı uçak tipleri var ki bu uçak tipleri yakıtı havadan kullanıyorlar. Herhangi bir yakıta ihtiyaçları olmadan havadaki atomları, iyonları kullanarak motor, bugün gördüğünüz motorlar gibi değil, sessiz motorlar. Çok hızlı hareket edebiliyorlar. Işık hızında değil ama oldukça hızlı hareket ediyorlar, gidiyorlar İdris aleyhisselam'ın. Meseleyi zaten İdris aleyhisselam biliyor ancak bu çatışmanın ortasına ben gelmem buyuruyor. Daha sonra beklemelerini söylüyor. Daha doğrusu biraz da beklemeyi tercih ediyorlar. Çünkü İdris aleyhisselam'ı ikna etmek istiyorlar. Bu aşamada gecenin bir vakti İdris aleyhisselam misafirlerini konuk etmiş ayrı bir odadayken Cenab-ı Hak Kudüs'te tecelli ediyor. Cebrail aleyhisselam geliyor ve İdris aleyhisselama vahiy inzal oluyor. Daha önce Cebrail aleyhisselamı İdris aleyhisselam görmüş. Hızır aleyhisselam da görmüş. Ancak bu sefer yine Cebrail aleyhisselamı görünce o önce İlyas aleyhisselam mı geldi diye düşünürken vahiy ilahi kendisine beyan oluyor. Git ya İdris, sen bu topluluklar içerisinde hikmet erbabı, hikmet ve hakikati beyan edecek olansın, hikmeti tayin edecek olansın ve bu topluluğa sultan olacak olansın diyor. Yıllarca insanlardan uzak yaşamayı seçmiş olan İdris aleyhisselamın bu emir karşısında, Cenab-ı Hakk'ın sözü karşısında söyleyecek bir lafı yok. Kalkıyor ve gidiyor, diyor ki ben içinizden seçilmiş peygamberlerden bir peygamberim. Bu nişan itibariyle gidip bu insanlara hak ve hakikati söyleyelim diyor ve gidiyorlar. İdris aleyhisselam şeytanın taşlandığı bölgeye geldiği zaman toplulukların arasında yürürken herkes bakıyor. Ne söyleyecek şimdi, ne yapacak diye. İdris aleyhisselam toplulukların reislerini, onların yardımcılarını çağırıyor. Toplam 27 kişilik bir ekip. O önderler haricinde diğerlerinin arka planda durmasını söylüyor. Ve onlara eliyle toprağa işaret ediyor. Haydi diyor, şu topraktan balçık yapın, ondan kerpiç yapın, kerpiçten de bize bir ev yapın. Tabi kabile reisleri diyorlar ki efendim siz ne derseniz yapalım, ancak artık teknoloji gelişti. Yani çok daha kolay yapılabilecek bir şekilde varken neden kerpiç? Neden diye sorarsanız siz de atamız Hazreti Adem'in, dedem Adem'in yaşadığı sonu mu yaşamak istiyorsunuz diyor. Bundan sonra gidecek bir yerimiz de yok. Hayatınızı ziyan etmeyin buyuruyor. Ve kerpiçten bir ev yapılmasını emrediyor. Kenara geçiyor ve onları sakin bir şekilde seyrediyor. Yaklaşık 3-5 gün içerisinde bu kerpiçten bir salon, sadece bu kadar bir yer yapılıyor. Tamamen eski usul, insanlar tekrar bir araya getiriyor ve içeriye giriyorlar. Bu 27 kişinin dışarıda bir beklemesini emrediyor, güneşin alnında. Dışarıdaki diğer topluluk, hiç çalışmayan topluluğu kerpiç evinin içerisine alıyor. Ve onlara şöyle söylüyor. Bu evi yapan sizler değilsiniz. Günler boyunca burada çalıştı, gördünüz. Kabile reisleri. Bu evi yapanlar mı burada oturmaya hak sahibidir? Yoksa sizler mi? Buyuruyor. Onlar da diyorlar ki elbette ki aslında şu anda bu kerpiç evi yapmış olanlar bunun içerisinde oturmaya hak kazanmışlardır. Dolayısıyla bizi almanızın hikmeti nedir bilmiyoruz ama eğer biz seçecek olsaydık muhakkak hakikat, doğru olan, onları çağırır, onların burada oturmalarını isterdik. Onlar hem bizim reisimiz hem de hakikaten emek sarf edip burayı yaptılar. İdris aleyhisselam gülümsüyor, diyor ki hayır, burada oturmayı hak eden tek kişi benim. Çünkü buranın yapılmasını emretmiş olan benim. Burayı yaptırmış olan benim, buyuruyor. İşte diyor, sizler bu yüzden bir şeyi yapanın o yaptığı şeyin sahibi olduğunu düşündüğünüz için bugün bu haldesiniz. Oysa ki kimse yaptığı şeyin sahibi değildir. Her şeyin sahibi Hazreti Allah'tır. Emri veren O'dur.
emir vermiştir, ol demiştir, olmuştur, her şeyin sahibi oyken, sizler kendi aranızda küçük emeklerinizle bir şeyin sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bunun üzerine hem içerideki hem dışarıdaki topluluk İdris Aleyhisselam'daki hikmeti fark ediyorlar. Ve diyorlar ki, ya İdris, hepimizin üzerine sultan ol. Bizleri sen yönet. Çünkü bizler senin gibi görmüyoruz olayı da, göremedik. Senin bu söylediğin hak ve hakikat ortada olsa bizler bir daha savaşmayız. İdris Aleyhisselam da bu andan itibaren Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın dilini alıyor ve ifade ediyor. Hayır, o son peygamber gelene kadar ve ondan sonra da insanlar arasındaki fitne hiç bitmeyecektir. Ama gerçek olan şu ki, bu fitneyi engelleyecek olan her zaman için hikmettir. Hikmet, Allah-u Zülcelal'in takdir ettiklerinin elindedir. Peygamberlerinin dahi bir kısmına belli bir ölçüde verilmiş, bir kısmına büyük bir ikram ile sunulmuştur. Eğer bana hikmet erbabı derseniz, siz Nur-u Muhammedi'nin sahibi Hazreti Ahmet'i görseydiniz ne diyecektiniz buyuruyor. Başka isimlerini de sayıyor İdris Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz'den büyük bir hak ve hakikatle bahsediyor. Dışarıdakiler ağlamaya ve çömelmeye başlıyorlar, oturuyorlar yerlerine, toprağın üzerine ağlıyorlar, biz ne yaptık diye. İdris Aleyhisselam, tövbe ediniz buyuruyor ve hepsiyle beraber namaza doğruluyor. Beraberce yemek yiyorlar ve bir barış hasıl oluyor. Bu barıştan sonra İdris Aleyhisselam'ın ilk defa bir peygamberin saltanatla, sadece biliyorsunuz Davud Aleyhisselam diye biliyoruz ama İdris Aleyhisselam'ın da bir saltanatı var. O saltanatı yaşıyor olacağız ve tıpkı Davud Aleyhisselam'da görmüş olduğumuz o enteresan gelişmelere şahit oluyor olacağız. Ve adım adım bu 9 büyük medeniyette neler yaşanmış, onlardan bahsediyor olacağız. Bir önceki dersimizde anlattığım üzere. Efendim, yarın Allah nasip ederse İdris Aleyhisselam'ın dönemine geçiyoruz ve 3. cildimizin ortalarına gelmiş oluyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.